Kim bu devrim muhafızları? Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle İran'ın en güçlü ve etkili kurumlarından biri olan devrim muhafızlarını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu video, devrim muhafızlarının tarihini, yapısını, İran içindeki ve dışındaki rolünü, uluslararası ilişkilere etkisini ve geleceğini kapsamlı bir şekilde ele alacak. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Devrim muhafızlarının kuruluşu ve tarihçesi. 1979, İran İslam Devrimi, ülkenin siyasi, sosyal ve askeri yapısında köklü değişikliklere yol açtı. Devrimin hemen ardından 5 Mayıs 1979'da Ayetullah Humeyni'nin emriyle devrim muhafızları kuruldu. Peki, neden böyle bir kuruma ihtiyaç duyuldu? Devrimin ilk günlerinde yeni rejimin korunması ve devrim ideallerinin yaşatılması için güvenilir bir askeri güce ihtiyaç vardı. Şah döneminden kalan ordu, yeni rejim tarafından tam olarak güvenilir bulunmuyordu. İşte devrim muhafızları bu boşluğu doldurmak ve İslam devriminin kazanımlarını korumak amacıyla oluşturuldu. Başlangıçta sadece 10.000 kişilik bir güç olarak kurulan devrim muhafızları kısa sürede büyüdü ve çeşitlendi. 1980-1988 yılları arasında süren İran-Irak Savaşı, kurumun hızla gelişmesine ve güçlenmesine neden oldu. Savaş sırasında devrim muhafızları sadece askeri alanda değil, istihbarat ve lojistik gibi alanlarda da önemli roller üstlendi. Savaşın ardından devrim muhafızlarının rolü giderek genişledi. 1989'da Ayetullah Humeyni'nin ölümünden sonra, kurum sadece askeri bir güç olmaktan çıkıp, ülkenin siyasi ve ekonomik hayatında da önemli bir aktör haline geldi. 2. Devrim muhafızlarının yapısı ve birimleri. Devrim muhafızları karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahip. Bu yapıyı daha iyi anlamak için kurumun ana birimlerini detaylı olarak inceleyelim. Kara kuvvetleri. Devrim muhafızlarının en büyük birimi olan kara kuvvetleri, ülke içindeki güvenliği sağlamakla görevli. Bu birim, düzenli ordudan farklı olarak daha hafif ve mobil birliklere sahip. Ayrıca gerilla taktikleri konusunda özel eğitim alıyorlar. Hava kuvvetleri. 1985 yılında kurulan bu birim, İran'ın hava savunmasından sorumlu. Aynı zamanda ülkenin balistik füze programını da yönetiyor. Son yıllarda özellikle insansız hava araçları İHA konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Deniz kuvvetleri. 1985'te kurulan deniz kuvvetleri, özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle biliniyor. Hızlı botlar ve denizaltılar gibi asimetrik savaş yeteneklerine odaklanıyor. Kudüs Gücü. Devrim muhafızlarının yurt dışı operasyonlarından sorumlu olan bu birim, İran'ın bölgesel etkisini artırmada kritik bir rol oynuyor. Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerdeki vekil güçleri destekliyor ve yönlendiriyor. Besic. Gönüllülerden oluşan paramiliter bir güç olan Besic, iç güvenlik ve toplumsal kontrolde aktif rol alıyor. Aynı zamanda rejimin ideolojisini yaymak ve toplumu mobilize etmek gibi görevleri de var. İstihbarat teşkilatı. Devrim muhafızlarının kendi istihbarat birimi, hem iç hem de dış istihbarat faaliyetlerinde bulunuyor. Bu birim, özellikle rejim karşıtı grupların takibi ve yurt dışındaki operasyonların planlanmasında önemli rol oynuyor. 3. Devrim muhafızlarının İran'daki rolü. Devrim muhafızları sadece bir askeri güç değil, aynı zamanda İran'ın siyasi ve ekonomik hayatında da önemli bir aktör. Kurumun İran içindeki rolünü daha iyi anlamak için bazı önemli noktaları detaylı olarak inceleyelim. Siyasi etki. Devrim muhafızları İran'ın siyasi hayatında güçlü bir etkiye sahip. Birçok eski devrim muhafızı komutanı, ülkenin üst düzey siyasi pozisyonlarında görev alıyor. Örneğin, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, devrim muhafızları kökenli bir siyasetçiydi. Ayrıca, İran parlamentosunda da çok sayıda eski devrim muhafızı üyesi bulunuyor. Kurum, ülkenin siyasi kararlarında da etkili oluyor. Özellikle dış politika ve güvenlik konularında devrim muhafızlarının görüşleri büyük önem taşıyor. Hatta bazı analistler, kurumun zaman zaman hükümetin ve Dışişleri Bakanlığı'nın politikalarını yönlendirdiğini veya geçersiz kıldığını iddia ediyor. Ekonomik güç. Devrim muhafızları İran ekonomisinin büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Bu ekonomik güç çeşitli yollarla elde edildi ve sürdürülüyor. şirketler, kurum, inşaat, petrol ve gaz, telekomünikasyon, otomotiv, bankacılık gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete sahip. Bu şirketler arasında İran'ın en büyük müteahhitlik firması olan Hatam el Enbiya da bulunuyor. Kaçakçılık. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle devrim muhafızlarının kontrolündeki şirketlerin yasa dışı, ticaret ve kaçakçılık faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor. Vergiden muafiyet, kurumun kontrolündeki birçok şirket vergiden muaf tutuluyor, bu da onlara büyük bir ekonomik avantaj sağlıyor. İhaleler. Devlet ihalelerinin büyük bir kısmı, devrim muhafızlarına bağlı şirketlere veriliyor. İdeolojik rol. Devrim muhafızları, İran İslam Cumhuriyeti'nin ideolojik temellerini korumak ve yaymakla görevli. Bu amaçla çeşitli faaliyetler yürütüyor. Eğitim. Kurum, okullarda ve üniversitelerde ideolojik eğitim programları düzenliyor. Medya. Devrim muhafızlarının kontrolünde çeşitli medya kuruluşları bulunuyor. Bu kanallar aracılığıyla rejimin ideolojisi ve bakış açısı yayılıyor. Kültürel faaliyetler, sinema, tiyatro, müzik gibi alanlarda da devrim muhafızlarının etkisi hissediliyor. Kurum, devrim kültürünü yaymak için bu alanları aktif olarak kullanıyor. İç güvenlik. Devrim muhafızları, ülke içindeki muhalif hareketlere karşı mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bu rolü şu şekillerde yerine getiriyor. Protesto bastırma. Ülke çapındaki protestolara müdahale etmede öncü rol oynuyor. İstihbarat. Muhalif gruplar ve bireyler hakkında istihbarat topluyor ve gerektiğinde operasyonlar düzenliyor. Siber güvenlik. İnternet ve sosyal medya üzerindeki kontrolün sağlanmasında aktif rol alıyor. 4. Devrim muhafızlarının bölgesel ve küresel etkileri. Devrim muhafızlarının etkisi sadece İran ile sınırlı değil. Kurum, bölgesel ve küresel düzeyde de önemli bir aktör. Bu etkiyi daha iyi anlamak için bazı örnekleri detaylı olarak inceleyelim. Suriye İç Savaşı. Devrim muhafızları, Suriye'deki Esad rejimini desteklemek için aktif rol aldı. Bu destek şu şekillerde gerçekleşti. Askeri danışmanlık. İran, Suriye ordusuna ve rejim yanlısı milislere askeri eğitim ve danışmanlık sağladı. Doğrudan müdahale. Özellikle Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani önderliğinde İranlı askerler Suriye'deki çatışmalara doğrudan katıldı. Vekil güçler. İran, Lübnan Hizbullah'ı gibi müttefik grupları Suriye'ye gönderdi ve destekledi. Irak'taki varlık, devrim muhafızları. 2003 ABD işgalinden sonra Irak'taki etkisini giderek artırdı. Şii milisler. Haşdi Şabi gibi Şii milis gruplarını eğitti, finanse etti ve yönlendirdi. Siyasi etki. Irak'taki Şii, siyasi partilerle yakın ilişkiler kurarak ülkenin siyasetini etkiledi. Ekonomik bağlar, İran ve Irak arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, devrim muhafızlarının kontrolündeki şirketler aracılığıyla gerçekleşiyor. Lübnan Hizbullah'ı, devrim muhafızları, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne uzun yıllardır destek sağlıyor. Askeri eğitim, Hizbullah militanlarına İran'da ve Lübnan'da askeri eğitim veriyor. Silah desteği. Hizbullah'ın silah ve füze sistemlerinin çoğu İran tarafından sağlanıyor. Finansal yardım. İran, Hizbullah'a yıllık olarak $100 milyonlarca finansal destek sağlıyor. Yemen'deki çatışma. İran'ın Yemen'deki Husi isyancılarına verdiği destek, devrim muhafızları aracılığıyla gerçekleşiyor. Askeri danışmanlık. Husilere, askeri strateji ve taktik konularında danışmanlık sağlıyor. Silah desteği. Husilere füze sistemleri ve diğer silahlar sağladığı iddia ediliyor. İstihbarat desteği. Bölgedeki gelişmeler hakkında Husilere istihbarat sağlıyor. Filistin meselesi. Devrim muhafızları, Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli grupları destekleyerek İsrail-Filistin çatışmasında da rol oynuyor. Eğitim ve danışmanlık. Bu gruplara askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Füze teknolojisi. Hamas'ın roket ve füze kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Finansal destek, bu gruplara finansal destek sağlıyor. 5. Devrim muhafızları ve uluslararası yaptırımlar devrim muhafızlarının faaliyetleri, uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. özellikle ABD ve Batılı ülkeler, kurumu terör örgütü olarak tanımlıyor ve yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımların bazı önemli noktalarını detaylı olarak inceleyelim. ABD yaptırımları. 2019 kararı. ABD, 2019 yılında devrim muhafızlarını yabancı terör örgütü olarak tanımladı. Bu, ABD'nin bir ülkenin resmi askeri kurumunu terör örgütü olarak tanımladığı ilk örnekti. Ekonomik yaptırımlar, ABD, devrim muhafızlarıyla bağlantılı şirketlere ve bireylere kapsamlı ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlar, bu şirketlerle iş yapan yabancı firmaları da kapsıyor. Varlıkların dondurulması, ABD, devrim muhafızlarıyla bağlantılı kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduruyor. AB yaptırımları, terör listesi. AB, devrim muhafızlarını terör örgütü olarak tanımlamasa da, bazı üst düzey komutanlarını yaptırım listesine aldı. Ekonomik kısıtlamalar. AB ülkeleri, devrim muhafızlarıyla bağlantılı şirketlerle ticaret yapmaktan kaçınıyor. BM yaptırımları, silah ambargosu. BM Güvenlik Konseyi, İran'a silah ambargosu uyguluyor. Bu ambargo, özellikle devrim muhafızlarının faaliyetlerini hedef alıyor. Nükleer program. İran'ın nükleer programı nedeniyle uygulanan BM yaptırımları, dolaylı olarak devrim muhafızlarını da etkiliyor. Yaptırımların etkileri. Ekonomik etkiler. Yaptırımlar, İran ekonomisini olumsuz etkiliyor ve devrim muhafızlarının kontrolündeki şirketlerin uluslararası faaliyetlerini kısıtlıyor. Bu durum, ülke içinde ekonomik zorluklara ve işsizliğe neden oluyor. Teknolojik kısıtlamalar. Yaptırımlar nedeniyle İran, özellikle askeri alanda ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürünlerine erişmekte zorlanıyor. Diplomatik sonuçlar. Yaptırımlar, İran'ın uluslararası toplumla ilişkilerini gerginleştiriyor ve diplomatik çözüm olasılıklarını zorlaştırıyor. İç politikaya etkileri. Yaptırımlar, İran içinde hem rejimi destekleyenler hem de muhalifler arasında farklı tepkilere yol açıyor. Bazı kesimler yaptırımları dış güçlerin müdahalesi olarak görüp rejime desteğini artırırken, diğerleri ise yaptırımlara neden olan politikaları eleştiriyor. 6. Devrim muhafızlarının teknolojik gelişimi. Devrim muhafızları, askeri teknoloji alanında da önemli atılımlar yapıyor. Özellikle füze teknolojisi ve insansız hava araçları konusunda dikkat çekici gelişmeler kaydediliyor. Bu teknolojik gelişmelerin bazı önemli yönlerini detaylı olarak inceleyelim. Balistik füze programı. Yerli üretim. İran, Şahab, Sejil ve Fateh gibi çeşitli menzillerde balistik füzeler geliştirdi ve üretti. Hassas güdüm sistemleri. Son yıllarda füzelerin isabet oranını artırmak için hassas güdüm sistemleri üzerinde çalışılıyor. Yeraltı füze tesisleri. İran, füzelerini korumak için yeraltı tesisleri inşa etti. İnsansız hava araçları. İHA. Çeşitlilik. İran, keşif, gözetleme ve saldırı amaçlı çeşitli İHA'lar geliştirdi. Uzun menzilli İHA'lar. Şahed 129 gibi uzun menzilli ve dayanıklı İHA'lar üretildi. Sürü İHA teknolojisi. Son dönemde çok sayıda küçük İHA'nın koordineli şekilde kullanılmasına dayanan sürü İHA teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Siber güvenlik, savunma kapasitesi. İran, siber saldırılara karşı savunma kapasitesini artırmak için yoğun çaba harcıyor. Ofansif yetenekler. Aynı zamanda diğer ülkelere yönelik siber saldırı yeteneklerini de geliştiriyor. Siber ordu. Devrim muhafızları bünyesinde bir siber ordu kurulduğu iddia ediliyor. Uzay programı, uydu fırlatma. İran, kendi uydularını uzaya fırlatma yeteneği geliştirdi. Askeri uygulamalar. Uzay programının askeri istihbarat ve iletişim amaçlı kullanılabileceği düşünülüyor. 7. Devrim muhafızları ve İran toplumu. Devrim muhafızlarının İran toplumu üzerindeki etkisi oldukça karmaşık ve çok yönlü. Bu etkiyi daha iyi anlamak için bazı önemli noktaları detaylı olarak ele alalım. Toplumsal statü, prestij. Devrim muhafızları mensubu olmak, İran toplumunda belli bir statü ve ayrıcalık sağlıyor. Sosyal mobilite. Kurum, özellikle alt ve orta sınıftan gelen gençler için bir sosyal mobilite aracı olarak görülüyor. Eleştiriler. Ancak kurumun artan gücü ve ayrıcalıkları toplumun bazı kesimlerinde rahatsızlık yaratıyor. İdeolojik etki. Eğitim sistemi. Devrim muhafızları okullarda ve üniversitelerde ideolojik eğitim programları düzenliyor. Medya kontrolü. Kurumun kontrolündeki medya kuruluşları, rejimin ideolojisini yaymada önemli rol oynuyor. Kültürel faaliyetler. Sinema, tiyatro, müzik gibi alanlarda da devrim muhafızlarının etkisi hissediliyor. Ekonomik roller, istihdam. Devrim muhafızlarının ekonomik faaliyetleri önemli bir istihdam kaynağı oluşturuyor. Ekonomik eşitsizlik. Ancak kurumun ekonomideki dominant rolü ekonomik eşitsizlikleri derinleştirebiliyor. Yolsuzluk iddiaları. Kurumun ekonomik faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları toplumda rahatsızlık yaratıyor. Toplumsal tepkiler, destekleyenler. Toplumun bir kesimi devrim muhafızlarını ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı için vazgeçilmez görüyor. Eleştirenler, diğer bir kesim ise kurumun artan gücünü ve toplum üzerindeki etkisini eleştiriyor. Gençlik. Özellikle genç nüfus arasında kurumun ideolojik ve toplumsal rolüne yönelik eleştiriler artıyor. 8. Devrim muhafızlarının geleceği. Peki, devrim muhafızlarının geleceği nasıl şekillenecek? Bu sorunun cevabı İran'ın iç dinamikleri ve uluslararası ilişkilerindeki gelişmelere bağlı. Ancak bazı olası senaryoları ve etkenleri detaylı olarak değerlendirebiliriz. İç siyasi dengeler, reformcular vesaire muhafazakârlar. İran'daki reformcu ve muhafazakâr güçler arasındaki mücadele, devrim muhafızlarının geleceğini etkileyebilir. Yüksek dini liderin rolü. Ayetullah Ali Hamaney'in halefi, kurumun geleceğini şekillendirebilir. Toplumsal talepler. Artan demokratikleşme ve özgürlük talepleri, kurumun rolünü yeniden tanımlayabilir. Ekonomik faktörler. Yaptırımların etkisi. Uluslararası yaptırımların devam etmesi veya kaldırılması, kurumun ekonomik gücünü doğrudan etkileyecektir. Ekonomik reformlar, olası ekonomik liberalleşme, devrim muhafızlarının ekonomideki rolünü değiştirebilir. Petrol ve gaz sektörü. Bu sektördeki gelişmeler, kurumun finansal gücünü etkileyecektir. Bölgesel dinamikler. Komşu ülkelerle ilişkiler. İran'ın Suudi Arabistan, Türkiye gibi bölgesel güçlerle ilişkileri, devrim muhafızlarının rolünü etkileyebilir. Suriye ve Irak'taki durum. Bu ülkelerdeki gelişmeler, kurumun bölgesel etkisini şekillendirecektir. İsrail-Filistin çatışması. Bu çatışmanın seyri, devrim muhafızlarının bölgedeki faaliyetlerini etkileyebilir. Uluslararası ilişkiler, ABD ile ilişkiler. İran-ABD ilişkilerindeki olası bir yumuşama, kurumun konumunu etkileyebilir. Nükleer anlaşma. Nükleer program konusundaki gelişmeler, devrim muhafızlarının rolünü şekillendirebilir. Çin ve Rusya ile ilişkiler. Bu ülkelerle stratejik ortaklıklar, kurumun geleceğini etkileyebilir. Teknolojik gelişmeler. Askeri teknoloji. Kurumun teknolojik kapasitesini artırma çabaları, gelecekteki rolünü belirleyecek önemli bir etken olacaktır. Siber güvenlik. Bu alandaki gelişmeler, kurumun önemini artırabilir. Uzay programı. Uzay teknolojisindeki ilerlemeler, kurumun prestijini ve önemini artırabilir. Sonuç. Değerli izleyiciler, bu kapsamlı incelememizde devrim muhafızlarının tarihini, yapısını, İran içindeki ve dışındaki rolünü, uluslararası ilişkilere etkisini ve geleceğini ele aldık. Gördüğümüz gibi, devrim muhafızları sadece bir askeri güç değil, aynı zamanda İran'ın siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkileyen karmaşık bir kurum. Kurumun geleceği, İran'ın iç dinamikleri, bölgesel gelişmeler ve uluslararası ilişkilerle yakından ilişkili. Devrim muhafızlarının nasıl evrileceği sadece İran'ı değil, tüm Orta Doğu'yu ve hatta küresel dengeleri etkileyebilecek bir konu. Bu videoyu izleyerek devrim muhafızları hakkında kapsamlı bir bilgi edindiğinizi umuyorum. Bu karmaşık ve çok yönlü konuyu anlamanın, bölgemizi ve dünya siyasetini daha iyi kavramak açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Devrim muhafızları hakkında başka hangi konuları ele almamı istersiniz? Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.